Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu video muhtemelen 14 Mayıs'ta yayınlanacak ya da 13 Mayıs'ın gecesinde yayınlanacak. Saat 15'te attığımıza göre gecesinde olabilir. Ben bir kez daha söyleyeyim. Ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için, insanlarımız için, insanlığımız için, Fenerbahçe'miz için en hayırlı seçim sonucu neyse o olsun. Ben seçimde herhangi bir görevim falan yok arkadaşlar. Güzel bir şekilde dinleneceğim. Fenerbahçe formundan oyumu verip şey yapacağım. Sizlere de tavsiyem bu. Fanatikliğin peşine düşmenin lüzumu yok. Bir şeyleri savunmanın lüzumu yok. Zamanında benim bir akrabam vardı. Fethullah Gülen hakkında ben bayağı hani ağır ifadeler kullandığımda bana sen dinden çıktın artık senin tövben kabul olmaz. Kıldığın namazlar kabul olmaz demiştim. Aradan zaman geçti. Sonra dedi ki bu Fethullah Gülen'in arkasından giden herkesin bip demişti. Ona da dönmeyin yani. Bakalım <laughs> yani belki de başka şeyler değişirse başka şeyleri de yine duyabiliriz. Duyarsam da söylerim. İşin şakası bir tarafa arkadaşlar sevgiyle kalın. İnsanları kırmayın. İnsanlarla siyasi tartışmalara girmeyin. Gerçekten yuvaları hani ocakları söndürebilecek bir şey siyaset. Ben uzak duruyorum. Sizler de uzak durun. Benim en büyük siyasetim Fenerbahçe. İnsanlarla tartışmam da Fenerbahçe'den oluyor. Ha beni gerçek hayatta tanıyanlar mesela biliyorlar ruh halimi, psikolojik halimi biliyorlar. Mesela benim yanımda şey yapamıyorlar ama sosyal medyada herkes erkek. Herkes delikanlı sosyal medyada. Herkes adam. Yani tık 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 istediğini saysınlar. 7 yaşındaki spada çıkıp küfür edebiliyor. 70 yaşındaki dedemiz de çıkıp değişik yorumlar yapabiliyor. Zayt. Jesus varsa ben yokum. Çok uzattım. Kusura bakmayın. Fenerbahçe'nin Slovene oyuncusu Miyazay Jorge Jesus'un kalması durumunda ayrılacağını ilettim. Teşekkürler medya. Sağ olun. MHYB dediğiniz için sağ olun. Günler sonra, haftalar sonra benim duyumumu doğruladığınız için teşekkürler. Kim doğrulamış bakalım? Ee, sabah gazetesi. Sabahta yer alan habere göre yönetim 600 bin euro kazanan orta bir 1,5 milyon euro teklif sunarken bir kere 1,5 milyon euro külliyen yalan 900 bin euro teklif. Eee ben sürekli oynayıp ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Jesus kalacaksa gitmek istiyorum. Jesus ile yollar ayrılacaksa da yeni kontrata sıcak bakıyorum." dedi. Bu cevap üzerine Zajts'ın 3 yıllık sözleşme teklifi rafa kaldırılırken sezon sonunda yeniden görüşme kararı alındı. Süper Lig'de 20 maçta forma şansı verildi. 28 yaşındaki futbolcu sadece 9 kez ilk 11'de yer aldı. Bu maçların ise ikisinde 90 dakika sahada kaldı. Keşke bu maçların kaçı kazanıldı, kaçı kaybedildi yazılsaymış. Zaytis'in sözleşmesi bitecek ise Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımın iştahı kabarlıyor. Şenol Güneş oyun orta isterken İtalya'dan Bologna Torino Zaytis'i listesine dahil etti. E falan filan. Bir kere bu da külliyen yalan. İtalyan takımları istese 15 dakika içerisinde alır. Onu da belirteyim. Yani istese derken verdikleri teklif bizimki gibi olsa. Şimdi bir diğer habere zıplıyorum. Fenerbahçe'den iç transfer hamlesi Miha Zayt'sı ve Miguel Crespo. Sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Zayt ve Crespo ile anlaşma zemini arıyor Fenerbahçe demiş. Ben neyse en son söyleyeyim. Ee, sezon sonunda falan filan TRT Spor'un haberine göre ha kaynakta belirtelim. TRT Spor'un haberine göre teknik heyetin takımda kalmalı dediği Zayt. Bir kere teknik heyet takımda kalmalı demez ya. Takımda kalmalı dese bu kadar yedekte tutar mıydı? Mesela İrfan Can Eğribay'a teknik heyetin kararıyla sözleşmesi uzatıldı. Ulan teknik heyet gebermediği müddetçe, ölmediğim ay de ölmediği müddetçe oynatmıyordu. Hangi hangi teknik heyetin kararıyla? Hayır insanların aklıyla dalga geçmeyin. İnsanların aklıyla şey yapmayın. Uğraşmayın. Oyalamayın insanları. Deyin ki ee, ne bileyim bir organımdan ürettiğim habere göre diye belirtin. Ya yazıktır, günahtır. İnsanlar size aldanıyor. Teknik heyet demek ki sus devam edecek diyor. Kurduğunuz cümlelerin akabinde ne geleceğini insanlar gerçekten çözemiyor, anlayamıyor. Yani yakıştırdıklarını şey yapıyor. Ee, yani ben şahsım adına söyleyeyim. Bu cümlede ben şunu anlıyorum. Jesus bir ekibi devam edecek. Jesus bir ekibi bu sezon geri zekalıymış. Demişler ki Zayt'sı oynatmadık. Crespo'yu oynatmadık. Aman demişler bu seneki salaklığımızı yapmayalım da sözleşme uzatalım. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu zamana kadar hiç görüşme gerçekleşmemiş ile. Yalan. Daha sonra adımlar atılacakmış. Peki Mustafa Hoca ne diyor? Bu arada o uzun süren hastalığımın hala etkisi sürüyor. Hala burun akıntısı var arkadaşlar. Yani bir buçuk ay oldu. Bilginiz de olsun. Allah kimseye vermesin bu hastalığı. Mustafa Hoca ne diyor? Yani Kadıköy Sokak ee, CEO'su. Yok CEO'su mu oluyorum? Neye oluyorum Kadıköy Sokak'ın? Genel yayın yönetmeni mi? Bir tane ben video çekiyorum. Aslında biz şey düşündük. Birkaç video çekecek arkadaşı. Kadıköy sokak iki kanalımız var bir de bizim küçük kanal Oraya alsak özgürce doya doya videolar çekseler çektikleri videoların kalitesine göre böyle bir 2 üç ay denesek sonra desek ki a e, kanala yükselebilirsin desek burada denesek düşünmedik değil ama yani insanların içlerindeki şeytanlık vesatlık yani bizi geri adım atmaya itiyor yoksa özgür bir ortam olsa mesela ben şunu çok istiyorum. Instagram'da vardı bu. Canlı yayın yapıyorsun. Kim takip ediyor seni? Ahmet Mehmet. Tıklıyorsun Ahmet Mehmet'e. Yayına geliyor şöyle yan tarafını alıyor. Buyur kardeşim sorun varsa sor diyorsun. O da soruyor. Tıklayıp kapatıyorsun. YouTube keşke böyle bir özellik eklese. E, telefonda ortak yayın şeyi var ama bilmiyorum daha denemedim. Eğer böyle bir şey varsa ben bunu yapmak isterim açıkçası. Neyse. Mustafa Hoca ne diyor? Miha Zayt, Jorge Jesus giderse 3 artı 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak. Miguel Crespo'dan. 3 yıllık sözleşme atacak. Yani sizin anlayacağınız e, Zayt 3 artı 1 yıl daha Fenerbahçede arkadaşlar. E, sıradaki haberimize geçmeden önce Alper Öcal demiş ki Osterwolde'yi uzun vadeli bir transfer olarak gördüm. Onun gibi oyuncular her takıma lazım. Ben oyuncuyu çok izledim ve Türkiye standartlarının üzerinde bir oyuncu olduğunu, özel bir oyuncu olabilme kapasitesi olduğunu düşünüyorum demiş. Mustafa Hoca da benzer şeyleri söylediği zaman sen ne anlarsın topçudan? Arkadaşlarım, gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Bakın, bir şeyi değerlendirirken her şeyiyle değerlendirin. Hani Jesus'un son haftalarda saçmaladığı sistemle değerlendirin. İşte başka teknik adam gelse nasıl olur? Ben oyuncuda bir yetenek gördüm. Ben oyuncuda bir kabiliyet gördüm. 6 milyon euroluk mu? Değil. 2 milyon euroluk, 3 milyon euroluk bir kabiliyet gördüm. 2'ye 3'e alınsaydı okey derdim. Ama transfer şartları zor. Oyuncuyu oynatırsan Geliştirirsen deli fiyatlara satabilirsin. Bak ben onu gördüm. Özel oyuncu olma kapasitesi var. Alper Hocal kim tanımıyorum ama o da aynısını söylemiş. Bakın benim cümlelerimi bana karşı çok enteresan şekilde çeviriyorsunuz. Yani e, ve ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Mesela bunlardan birisi Hacı Antalyaspor'dan Antalya Spor'dan Fenerbahçe'ye Hacı Wright'i e size alalım. Glasgow Rangers'ın yanı sıra İtalya'dan Hacer için 7 milyon euroluk teklif almış Akdeniz ekibi. Bakın 7 milyon euroluk. Fenerbahçe'ye haber yollamış. Ocak ayında Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, Parma'dan Jaden Osterwolde'yi kadrosuna kattı. Antalya Spor'un yıldızı Hacer içinde girişimlerde bulundu. Arkadaşlar girişimlerde bulunduk. Doğru. Ben bunu doğrularım. Yani yalanlayan arkadaşlar da tepki gösteririm. Doğru. 10 milyon euro talep ettiler. Sonuçsuz kaldı. Okey. İskoçya'dan Glasgow Rangers 7 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan da pay vereceği öğrenildi. İtalya'dan da 3 kulüp e, Wright için teklifteymiş. Zirve yarışı istiyormuş Haji Wright. E, 25 yaşındaki forvet şampiyonluk mücadelesi istiyormuş. İyi bir seçenek diyor. Valencia biliyorsunuz 33 yaşındaki Valencia'nın durumu kritik diyor. Bir o kritik belirsiz değil. Enler Valencia yolcu. Serdar Dursun'a yolların ayrılması bekleniyor. Aynen öyle. Cevap Pedro'ya gelecek teklifler ki 3 tane İtalyan takımının teklifi hazır. İnanın 4-4.5 verse birisi sanırım kabul edilecek şekilde. O derece 4-4.5'a da biz satarız gider. Orada tekrar yıldız taşı deriz. Ulan ne, nereden sattık? Haceray transferi böyle. 25 lig maçı 15 gol 3 asist. Şimdi bir diğer haberde diyor ki Haceray'ın gönlü Fenerbahçe'dir. Hocam en son ben diyordum ki diye girdin. Ben bu çocukla ilgili büyük bir cümle kuruyorum. Bak bu Penza için de aynısını söyledim. Bize gelse uçardı. Allah aşkına, kitabınız aşkına. İrfancan kahveciyi alacağımıza bu Penza'yı alsaydık. Şu anda sistemde çok farklıydı, takımda çok farklıydı, futbolcu da çok farklıydı. Tuttu, lebi gibi gol attı. ligi tanıdı, ligi sevdi kaptırdık. Aynısını Hacırahit için de söylüyorum. Bu çocuk bizde tutar, bizde coşar, bizde uçar, bizde kaçar, bizde manyak bir seviyeye evrilir. Not kaprisli, egoist, sadist, mazoşist, ateist, başka istilen biten. Hani bunlar olmadığım müddetçe, böyle bir teknik adam olmadığı müddetçe bu çocuk bizde uçar. Hızlı, süratli, bitirici. Bitti, Bitti. Şu an çift forvet oynuyoruz. Al işte alacağın futbolcu buydu. Oynatacağın futbolcu buydu. Buydu. <laughs> Haber gönderdi Fenerbahçe'ye de şöyle oldu böyle oldu. E, ABD'li golcünün de ilk tercihini Fenerbahçe oldu. Öne sürüldü diyor. E, Yansı transfer döneminde neler olacak bilmiyoruz ama 10 milyon euro gönlü Fenerbahçe'de diyor. En istekli kulüp Glasgow Rangers. Ancak ABD'li yıldızın gönlünün Fenerbahçe'ye imza atmaktan yana olduğu söylendi. Para artı takas. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ılımlı ama para artı takas diyor haberde. Şimdi merak ediyorum takasta kimi vereceksin? Misal ya aklıma takıldığı için sorayım yanlış anlamayın. Mesela Nazım Sangare'yi versek Antalya Spor alır mı? Bence almaz. Eregat der. Biz kerizin birine kitledik. Başka biri de bize mi kitlemeye çalışıyor? Ya der. Der. Harbi söylüyorum der. Ya der. Der abi. Ya ben olsam derim açıkçası. Ya evet derim. Demez miyim? Derim. Yani derim. Kim ne derse desin. Ben kitlemişim birinin arkadaş, Bana da ne yapıyorsanız yapın derim. Doğru mu? Şimdi ben Hacerayt için söyledim. Bir isim daha var. Kim o isim? Mergin Berisha. Augsburg Mergin Berisha'yı satın alma opsiyonu olan 4 milyon euro ile Fenerbahçe'den satın alıp 20 milyon euroya yakın bir bonservis bedeliyle başka bir kulübe satmayı planlıyor demiş. Haber kısmen doğru ama büyük çoğunlukta yalan. Bakın ben Berisha için de aynısını söyledim. Bu çocuk yetenekli, geleceğin starı Alman milli takımına bir seçilirse önü arkası kesilmez. Hele hele oradaki teknik direktör bir tutarsa bu çocuğu bu çocuk alır başına gider. Büyük takımlara gider. Uçar kaçar. Bırak ya. onun vuracak mecali yok. Bunun oynayacak mecali yok. 4-1-3-2 oynayan Angut'a diyorum. Yanlış anlamayın. 4-1-3-2 oynayan Angut. Bir forvetin Berisha, bir forvetin Hacı Wright olsaydı sen bu ligde şampiyon olurdun. Ya bırak hocam rakipte Icardi var. Öbüründe Abu Bakar var. Sen bunlarla oynuyorsun. Bakın. Siz bir furyana, furyaya kapılmışsınız. O furyanın içerisinde sürüklenip gidiyorsunuz. Icardi, Abu Bakar. Evet. Kaliteli iyi topçular. Kabul kabul. Ancak Anadolu takımlarında bir sistem vardır. Nedir o sistem? En iyi oyuncuyu forvete koyarlar. Herkes onlara çalışır. Onlar gol atar. Anadolu takımları kazanır. Dikte kalır. Bilmem bir şey yapar. Misal Zafer biliyorum. Misal işte hani bir sürü futbolcu sayarım. Hepsi böyle yapıyordu. Hepsi böyle. Galatasaray'da bir nevi Anadolu to takım topunu oynamıyor mu? Gidiyor ikar diye o atarsa atıyor atamazsa berabere şu bu. Beşiktaş da aynı şekilde. Cenk Tosun mesela şu bu. Ya Arkadaşlar ben futbolcuları kötüleme niyetinde değilim. Her futbolcu iyidir. Kendi çapında iyidir. Ama marka değeri var diye iyi diye etiketliyorsunuz. Hacer bir şey olmaz. Berişa'dan bir şey olmaz. Bu kafayla bizden de bir şey olmaz. Abicim senin istediğin ayardaki bir forvetin yıllık en az isteyeceği 5 milyon euro. 5 milyon euro. Berişa'yı getirmişsin. 650 bin euroya oynatmışsın. Bre ahmak derler adama. Futbolcuyu niye gönderdim Bu futbolcu çift forvetin futbolcusu ya. Çift forvet sisteminin topçusu. Yardımcı forvet. Transfer markette şu anda 12 milyon euro yazıyor. Yaşı daha 25. Yani yaşı 25 oldu daha doğrusu. 24'te 25 oldu. 11 Mayıs do doğumlu. Alman milli takımda iki kez forma giydi. Bu sezon e, şu anda oynadığı e, maç sayısı 22 ama 1608 dakika. Totalde 10 gol 4 asist. Düşünün bak 1608 dakika yani 20 maç çok ve Alman Ligi gibi zor bir ligde oynuyor. Anlatabiliyor muyum? Ben şunu söyleyeyim. Berisha Fenerbahçe'ye geri dönse. Hacı da Fenerbahçe alsa. Çift forvet değil tek forvet kabul etmem. Bak tek forvete kabul etmem. Tek forvete Berisha bizde tutmaz. Tek forvete Hacı kanat forvet oynatacaksak tutar. Aksi takdirde tutmaz. 4-1-2-3 oynayacağız. Hacı Wright bizde tutar. Her şekilde tutar bak. Çift forvete tutar tek de, de tutar kabul. Berisha tek forvette bizde tutmaz. Niye? Berisha'nın bitiriciliği yardımcı rolde. Cao Pedro da tutmaz. 4-1-2-3 ya da 4-3-1-2 ya yani 4-2-3-1 falan tek forvette oynarsak Berisha da tutmaz. Cao Pedro da tutmaz. Bunları elden çıkarmak lazım. Batshuayi tutar. Tam sistemin adamı. Valencia kanat forvet oynatırsın tutar. Mesela skor avantajı rakipte. At bir kanada Hacirayt'ı At bir kanada Valencia'yı forvete koy Batshuayi'yi. Tutar. Ama öbür türlü olmaz. Bunları değerlendirmek lazım. Bunları değerlendirmek lazım. Hocam peki tek forvetti? pivot santrafor tutar mı? Tutar. Berisha da pivot. Berisha pivot değil. Berisha yardımcı rolde. Yani e, filmin başrol oyuncusu değil. Başrol oyuncusunun kankiştosu. Başrol oyuncusu olmadan olmaz. Şunu da söyleyeyim. 20 milyon euroya falan hiçbir yere satamazlar. Bu üretilmiş bir haber. Biraz da Fenerbahçe'yi karıştırma babında yapılmış bir haber. Bunlara çok fazla inanmayın arkadaşlar. Bunları da belirteyim. Ha, ee, Berisha e, Fenerbahçe'ye geri gelse biz kaça satarız? Ya 7'ye 8'e satsam bile kar. Haksız mıyım? 4-250. Bak 4 -250 devre arasında alsalar. 4 ama sezon sonunda sanırım Fenerbahçe ile masaya oturmak zorunda kalırlar. Ama şunu söyleyeyim. 4 gidecek olsa tarafların yarısı sevinir. Yarısı sevinir. Yarısı da sevinmez. 5'e alındı yazıyor transfer markette ama 3.5 milyon euro ve üstüne alındığı zaman açıklamak zorundasın. Yani kapı açıklama yapmak zorundasın. Fenerbahçe'nin suç işleyeceğini zannetmiyorum çünkü herkesin gözü üstümüzde olduğu için. Yani bu işte bir iş var ama bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe'ye salayı şoku işte gelen transfer teklifi. Bakın bir futbolcudan şok ve gelen teklif. Ben bu haberi okumadan şunu düşünüyorum. Yüksek teklifler geliyordu, satılmadı. Şimdi düşük teklif geliyor olarak mı? Muhtemelen öyledir. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla fiyatı 20 milyon euroya kadar çıkan Atilla Salai için son olarak bir Alman kulübü 8 milyon euro teklif yaptı. Vay be, gitmiş. Salai bitmiş. Değil mi? 8 milyon euro teklif gelse bitmiş. Atilla şoku yaşanıyor Fenerbahçe'de tam anlamıyla şöyle oldu böyle oldu 20 milyon euro zikredilen Atilla Salah'a yaşanan son gelişmeler iç açıcıza gelen bilgiler Macar stoper için açıklan adı açıklanmayan bir Alman kulübü 8 milyon euro Salah'ı bir stoper forvet oyuncusu gibi 20 milyon euro falan filan Inter Milan demişti babası diyor. Ben o mevzuyu açıkladım. Bir Rus kulübü 18 milyon euro teklifte bulundu. Fenerbahçe spor kulübü 20 milyon euro istedi. Ve transfer olmadı. Babası da bunu söyledi. Ya bir forvet gibi hani 20 milyon euroları falan istemez. Ne gelirse satman lazımdı diye. Ben aklıma bir şey takıldım. Jorge Jesus gittiği takımlarda futbolcu parlatıp satan bir tekniktir Sizce bu sene Fenerbahçe'de kimi parlattı? Kimin değerine değer kattı da sattırır? Mesela ben bir şey söyleyeyim size. Şaka komik değil. Gerçekten söylüyorum size. Yedekteki o saiyi yüksek fiyata sattırabilir. O da Nijerya milli takımını seçtim. İngiltere pasaportu var diye biliyorum. Hani <laughs> orada oynayabilir diye. Rossi'yi sattırabilir. Harbi söylüyorum Rossi'yi sattırabilir. Lan bu adam bunda ne gördü de oynattı. Sürekli vardır bir bildiği diye sattırırsa sattırır. Başka? Ferdi Kadolu. Ferdi zaten gelişmekteydi. Bana kimse Ferdi demesin. Arda Güler zaten gelişmekteydi. Bana kimse Arda Güler demesin. Teknik direktör ben de olsam Ferdi yine yüksek bedelle giderdi. Arda yine yüksek bedelle giderdi. Valenciana zaten sözleşmesi bitiyor. Başka? Emre Mor. Emre Mor'un zaten yeteneği belli. PR'ı belli. Şeyi belli. Emre Mor hatta daha çok oynamalıydı. Daha çok gol katkısı vermeliydi. Bence Emre Mor'a da hainlik edildi. Yani uzun lafın kısası baktığınız zaman Fenerbahçe'de aslında bir sıkıntı var. Aslında bir sıkıntı var. Ee, ama nasıl olacak? Nasıl yapılacak? Bilmiyorum arkadaşlar. Ve son haberimizi de sunalım. Buruma sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek. Geçecek, geçecek. Buruma da dönecek. Gel bakımı. Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiralayıp sonra satın aldığı Buruma'ya kiralık olarak gittiği e, takımdan şöyle oldu. Braga'ya kiralık gitti Buruma. Ya haberi düzgün yapın ya. Çok karışık. Portekiz ekibi 13 lig maçı. 3 gol 4 asist. Bakın Portekiz ligi gibi birlikte. Anlaşma gereği satın alma opsiyonuna sahip iddialarına oyuncunun menajeri açıklık getirmiş. Demiş ki rekorda verdiği mesajda e, röportajda. Bruma'nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaya göre oyuncum sezon sonunda İstanbul'a dönmek zorunda demiş. Şimdi arkadaşlar siz bu açıklamadan ne anladınız? Hocam bu satın alma opsiyonu yokmuş onu anladık. Helal olsun vallahi. Tam olarak neresinde anladınız? Hangi cümlede anladınız? Öyle biz anlarız. Biz de ki insanlarız. Pizzayı 8'e böldüğün zaman daha çok 4'e böldüğün zaman daha az pizza yermiş oluruz. 8'de bölersek daha çok pizza yemiş olursunuz, Değil mi? Yani sizin mantık bu. Arkadaşlar. Braga bedelsiz kiraladığı buruma için Fenerbahçe'ye 2 milyon euro teklif yaptım. Fenerbahçe 4 milyon 250 bin euroya aldığı buruma için 5 milyon euro talep ediyor demiş SporX. Bak. 5'i duyana kadar. Bak işte ya şöyle 5'i duyduktan sonra kurduğunuz cümle şu. Ulan Mustafa Hoca da benzer bir şey söylemişti. Değil mi? Ben bir kez daha tekrar edeyim. Belki 780. tekrarım ama kanala yeni abone olan arkadaşlardan dolayı da yapmak zorundayım. Benim bildiğim Braga'ya biz 5.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla verdik. Yani 5.5 milyon euroyu verip alabilirler. Ben de inanmıyorum. Muhtemelen siz de inanmıyorsunuz. Hiç kimse de inanmıyor. Ama ben, benim bilgim bu şekilde. İnşallah doğrudur. Ya takip edin etmeyin. Önemli değil. Bu bilgi doğru olsa 5.5'a transfer etseler. Lan helal olsun lan hoca. Senin senin bu duyumundan dolayı seni takip alıyorum diyecek misiniz? Diyeceksiniz. Mutluluktan beni de sevecek misiniz? Seveceksiniz. Yani mutluluktan ne yapacağınızı şaşıracak mısınız? Şaşıracaksınız. Bu işte olay ortak. Olay bu. Bitti. Başka bir şey yok. Ama 2 milyon euro teklif ettiler falan. Geçiniz bunu. Bir anlaşmayla verdi futbolcuyu. bunu Spor X'de ki Mustafa Hoca'dan biz duyum aldık. Yani bu herif kaybeden yere 5,5 demez. Sorduğumuz kaynaklarda buna benzer şeyler söylüyor. Ulan bu herif biliyor bu işi de kurtul. Yok, demez. Demez. Şimdi biz bu haberi toparlayalım. Hacırahit aslında Hacırahit'ten 10 milyon euro falan teklif eden yok, 7 falan teklif eden yok. Opsiyonlu Ve bir şekilde Fenerbahçe'ye vermeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'de hani Dırhaniye, eee kubidiktir bunları verip kurtulma peşinde. Bu transfer olursa ben memnun olurum. Hocam sen de vasat severmişsin. Bizim takıma hakim ziyapler lazım. Firminolar lazım. Ben firmini alırmasını demiyorum ki. Hakim Ziyek alınmasını demiyorum ki. Tamam şöyle sorumu şöyle sorayım. Firmino cepte. Hakim Ziyek cepte. Hacırayt'i 2-3 tane futbolcu artı 2 milyon euroya alacağız. Kabul müsünüz? O zaman kabul edebilirim. Yine bu vasat. Bize Hakim Ziyek lazım. Lan geldi tamam bizde desem olsun. Bize Hakim Ziyek lazım. Hacırayt bilmiyorum. Vasat. Bu takıma mecburen senin vasat dediğin futbolcuyu alıp satmak zorundasın. Euro kuru aldı başını gitti depar attı. Sosyal medyadaki söylentileri siz benden iyi biliyorsunuz. Seçim sonrası dolar şöyle olur böyle olur diye atıp tuttuklarını biliyorsunuz. Neyle yapacaksın? Öpücük de mi alacaksın futbolcuyu? 7 milyon euro yıllık ücret verilen futbolcu var Süper Lig'de. Öpücük de mi alacaklar? Gitsin alsınlar. 15 milyon euro Danilo'nun bon servisine verdiler. Bonuslar hariç. Bonuslarla 20'yi geçebilir. 22-23'ü bulabilir diyorlar. 30'a da çıkabilir diyorlar da. Neyse. Öpücükle mi ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceksin? Gelir TL, gider Euro. Hadi buyur. Ben Hacı Rahit'in alınması taraftarım. Beriş yap. Orada iş yapmayı Fenerbahçe'ye gelse biz iyi pazarlarız bunu. 6'ya, 7'ye, 8'e oynatabilirsek belki 10'a, 12'ye pazarlayabiliriz. Ee, hayırlısı olsun ama orada kalacak gibi duruyor. Atilla Salay, emin olun o Rus kulübü tekrar 15, belki 16, belki 18, belki 20 civarında teklif yapar. Çünkü çok maçta oynadı. Sizin gözünüze ilk hatası batıyor. İkinci hatası batıyor ama elin oğlu ne diyor? 42 maç oynamış oğlum. yaptı normal hatası. Fiziksel olarak düştü diyor. Zayt'sın uzatacağını söyledim. Ee, Crespon uzatacağını söyledim. Buruma Buruma için ne no olur bak siz de dua edin. İnşallah deyin ya. Ya hoca seni severim sevmem fark etmez ama inşallah doğrudur deyin. 5.5 doğru çıksa. Alek de muhik muhik. Jesus Diyor ki sezon sonunda şampiyon olunsa da yani buradan itibaren şampiyon olma ihtimali de biliyorsunuz. Şampiyon olsa da kupa kazansa da yolu açık olsun. Ee, başka Mustafa Hoca. Osterwold'e valla Osterwold'e 6 milyon euro alıyorsan oynatmak zorundasın. Oynatmıyorsan taraftar sana ne derse desin haklı. Anlatabiliyor muyum? Ne derse desin haklı. Oynatmak zorundasın kardeşim. Samet Akaydın. Eleştirileri alsa da Samet Akaydın'ın birçok istatistiği gerçekten iyi. Ama takımın sonuçları iyi olmayınca günah keçi saranıyor. O da mecbur oradan. Geçenlerde bizim okulda çocukların maçını yönettim. Ayağıma vurdu diyor. Ayağıma vurdu sen faul vermedin diyor hocam diyor. Lan ayağına vuran takım arkadaşım diyor. Ne olsun niye faul vermedin diyor. Herhalde Galatasaraylıydı çocuk. Biliyorsunuz onlar çok ağlarlar. Onlar çok ağlar. Bir de millete ağlama derler. Fener ağlamadı. Fener ağlamaz. Yani Fener'le anca böyle baş edebiliyorsunuz. Fenerbahçe'yi alt etmek için anca algı yapıyorsunuz. Sezon başına gidelim. Ligi oynatmayız. Cümlesini çıkarın. O açıklamayı çıkarın. Şu anda açık ara lider Fenerbahçe'de şampiyonluk ilan edilmiştik. Altı sıra belki 6. 7. sıradaydı. Okan Buruk'tan sonra gelen Fatih Terim angut angut transferler yapmış. Para harcatmıştı. Anladınız mı ligin kaderinin değiştiği anı? Ligin döndüğü anı. Bana kimse e, mi? falan demesin. Sivas'ta offside'ımsı olmasa o maçı Sivas kazansa o seri elde edilmese Sevde evinizde yenildiniz. Galatasaraylı arkadaşlarla ateistleri çok benzetiyorum. Ateistler de aynı cümleleri papağan gibi tekrar ederek geliyorlar Galatasaraylılarda. Sağınızda yenilmeseydiniz. 3-0 yendik. Kaliteli kadronuz yok. Sizin kadronuz kalitesiz. Aldığınız transferleri çöp oynatmıyorsunuz. Tabii canım. Tabii. Mata nerede mesela? Yusuf Demir nerede mesela? Milan Roş nerede mesela? Raşida'yı kaç maçtır oynatıyorsunuz? Daha önce neredeydi mesela? Yunus Hakkün geleceğin süperstarı nerede mesela? Değil mi? Başka ne var ezberlerinde? İrfan Can'dan Arda'ya verilen penaltı içinize siniyorsa bu sezon böyle. Bu sezonun şampiyonu şerefsizdir diyorlardı. Şimdi Galatasaray lider olunca bu şerefsiz yani takım diyemiyorlar. Kendileri diyordu. Ben demiyorum. Bana göre lig tiyatro. Bana göre son 4-5 yıldır tiyatro. Bak Fenerbahçe'de şampiyon olacak olsa, başkası da olacak olsa benim sözüm söz. Biz bir tiyatro izliyoruz. Yönetmenlerin istediğinin şampiyonu yapıldığı bir tiyatro izliyoruz. Ben bugün soru, soruyorum size. Fenerbahçe'yi isteseler şampiyon yapabilirler mi? İsteseler yaparlar. Yalan mı? Bugün isteseler Galatasaray'ı üçüncü yapabilirler mi? Yaparlar. Bugün Beşiktaş'ı isteseler şampiyon yapabilirler mi? Yaparlar. Yok ya hocam o matematiksel olarak. Geçiniz. Geçiniz. Yaparlar. Demek istediğimi anlayın. Valla sonu hayırlı olsun inşallah. Osterwald'in de oynatılması lazım. Meta kaydında da söyledik. Enner Valencia yolcu. Serdar Dursun yolcu. Cava Pedro'ya da teklifler var. Bakalım neler olacak. Ben de bu videoya başlık düşüneyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.